Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yılın önemli aylarından birisi çift retrolu, çift dolunaylı bir aydayız. Bakalım konu başlıklarında neler var? 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda gerileyecek. Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda, daha sonra Başak burcunda. 16'sında Aslan burcunda yeni ay doğuyor. 23'ünde Merkür gerilemeye başlıyor ve ay sonunda Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta Kova burcundaki dolunay 3. evinizde meydana gelecek. 9 derece Kova burcu dolunayı. 3-9 aksınızın hareketli olduğu bir dolunay bu. Ayın ilk haftasında yakın çevre ilişkileriniz, akraba ilişkileri, kardeşler, komşular, hani biraz onlarla ilgili konular, dinamikler öne çıkıyor. Dolunay'da bir gerilim, bir stres olabilir. Venüs'ün de burada Güneş'le birlikte Aslan'da olması ve retro süreçte olması bazı gözden geçirmeler olabileceğini, bazı planlarımızın ertelenebileceğini gösteriyor. Bize geçmişi hatırlatacak konu ve kavramlar olabilir. Seyahatler, yolculuklar, ama daha çok daha önce gittiğimiz yerler olabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle, akrabalarınızla, uzakta yaşayan kişilerle temaslarınız olabilir. Eşinizin yakınları, akrabaları ve onlarla ilgili konular olabilir. Eğer bir böyle bir kardeşlerle ilgili mevzunuz varsa bu dolunay gündem yaratabilir bu. Bununla birlikte bir seyahate, bir yolculuğa çıkma konunuz var. Bir eğitim, daha çok akademik bir çalışma, yarım kalmış bir konu, hani onu tamamlama gibi bir gündeminiz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor. Özellikle Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gibi sabit burçlarda 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Şimdi Venüs'ün Aslan burcunda gerilemesi ay boyunca 9. ev konularınızı daha fazla gözden geçirebileceğinizi işaret etmekte. Burada eğitiminize, akademik çalışmalara, medya işlerine, yurt dışı ve uluslararası alandaki konulara, hukuksal bazı beklentileriniz olabilir. Daha fazla odaklanabilirsiniz. Aslında zaman zaman güzel de bir açısı olduğu için yay burçları için Venüs'ün buradaki pozisyonunda güzel tesadüfler, karşılaşmalar. Hani bir seyahate, bir yolculuğa gidersiniz, bir tatile gidersiniz. Orada bir üniversite arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. İşte bunun gibi böyle romantik karşılaşmalar olabilir, hatırlamalar olabilir, eş zamanlılıklar yaşayabilirsiniz. Fırsatlar çıkarabilir sizin için, bir eğitim fırsatı çıkarabilir. Yabancı ülkelere yapılacak seyahatlerle ilgili güzel nostaljik etkiler olabilir mesela. Hep gitmek istediğiniz, ertelediğiniz ama tekrar gitmek istediğiniz bir yer olabilir. Yani bunun için bir fırsat çıkarabilir. Özellikle bu Venüs'ün gerileme hareketi. Merkür Başak Burcu'nda, Mars ayın büyük bölümünde Başak Burcu'nda. Dolayısıyla bu ay aslında iş ve çalışma konularında oldukça hırslı ve kararlısınız. Yani eğitimle ilgili çabalarınız olabilir, iş seyahatleriniz, iş eğitimleriniz olabilir. Enerjinizi kariyer konularına oldukça da yoğun bir şekilde yönlendirdiğiniz bir aydasınız. İş görüşmeleri, randevular, toplantılar, girilecek sınavlar, işte benzeri konularınız olabilir mesela ayın büyük bölümünde. Bunlara da çok fazla efor sarf ettiğiniz bir dönemdesiniz. Ayın 20'si, 21, 22'si gibi biraz hani melankolik olmanız, biraz kendinizi güvensiz hissetmeniz mümkün. Aile ilişkilerine dikkat edelim. Ebeveynlerle ilgili bir sağlık sorunu olabilir. İşte üstlerle, çalıştığınız ortamdaki kişilerle, üstlerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Buralar biraz sizi zorlayabilir. 16'sında Aslan burcunun 23 derecesinde yeni ay var. Bu yeni ay Güneş Uranüs kareli. Dolayısıyla biraz sürprizli bir yeni ay. Beklenmedik durumlar çıkarabilecek. Hani iş hayatınızda da bazı hani hiç beklemediğiniz bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Hiç planda olmayan bir seyahate çıkabilirsiniz. İşte yurt dışı, uluslararası işle beraber çalıştığınız müşterileriniz, mesela özellikle ortaklarınız ve benzeri alanlarda, buralarda bazı hızlı, beklenmedik durumlar, gelişmeler olabilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 23 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa Aslan burcundaki bu yeni ay bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü çalıştırabilir haritanızda. Medya, basın işleri, belki internet üzerinde yapacağınız bir girişim, yani bu işinizin gelişimiyle de ilgili olabilir. Veya hani bir anda
işinize katacağınız e-ticaret yapmak gibi mesela, hani internet üzerinde yapabileceğiniz bir iş olabilir ya da uluslararası alanda bir açılım olabilir. Bununla ilgili alanlarda teknolojik bazı yatırımlar olabilir. Yine işinize, mesleğinize yapabileceğiniz ya da online bazı eğitimler, hani bu katılabilirsiniz örneğin. Hani ya da siz hani mesleki olarak bu alanda eğitim sektöründeyseniz kendiniz böyle bir yeni uygulama yapabilirsiniz. Tüm bunlar için bazı olasılıklarımızı gündeme getiriyor. Ayın 23'ünde Güneş Başak Burcu'na geçecek ve Merkür gerilemeye başlıyor 23'ünden sonra. Tabii ki ilginiz, alakanız, kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili ama Merkür gerilerken bu ileri gitmek yerine biraz durup düşünmeyi, analiz etmeyi, muhasebe etmeyi, gözden geçirmeyi bize tavsiye ediyor. Yarım kalan işlerle ilgilenebiliriz, gözden geçirebiliriz. Bazı detayları fark etmemiz mümkün. Çünkü Merkür Başak'ta çok aslında verimlidir. Retro olsa bile verimlidir. Çok analitiktir, detaycıdır. Dolayısıyla iyi analiz etmek için, detayları fark etmek için bu dönemi değerlendirebiliriz. Sadece çalıştığımız ortamda üstlerle ilişkiler, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler, aile içerisinde ebeveyn ilişkilerinizde biraz aşırı eleştirilerle karşılaşmanız mümkün. Yani kontrolcü ve mükemmelliyetçi kişiler sizi biraz hırpalayabilir, yorabilir. O yüzden bu biraz stres yaratabilir. Çok fazla eleştiri söz konusu olabilir. Özellikle bunu hissedebilirsiniz. Siz daha özgür tabiatta, daha rahat mizaçlı bir kişi olduğunuz için bu eleştirilere karşı bu dönem biraz daha belki esnek olmamızda fayda var. Ayın son günlerinde Güneş-Satürn karşıtlığı aktifleşecek. Bu bazı sorumluluklar alabileceğinizi gösteriyor. Aileyle ilgili konularda ebeveyn sağlıkları, onlarla ilgili sorumluluklar ya da işiniz ve kariyerinizle ilgili sizi biraz kısıtladığını, biraz zor, baskı yarattığını düşündüğünüz, hissettiğiniz konular olabilir. Ayın 31'inde Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ki bu Dolunay Eylül ayını daha fazla etkiliyor aslında. Ama tabii ki ayın son günlerinde hissedebiliriz bu Dolunay tesirlerini. Özellikle ev, yuva, aile, ebeveyn konularında gündemler ya da yaşadığınız mekanlar, buralarda bir değişim, yer değişimi gibi bir konunuz olabilir. Bunlar işle de bağlantılı çalışabilir, aileyle de ilgili olabilir. Gündemler yaratabilir. Bunlara da daha dikkatli, daha temkinli, çok hızlı karar vermeden, aslında biraz gözlemleyerek, inceleyerek, acele etmeden değerlendirmekte fayda var sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.